13 bölü 6 eksi 3 bölü 3 işleminin sonucu. AK Parti'de 13 oldu 6 şimdi sıra 3 ve 1'de. Yaklaşan yerel seçimler öncesi şayet olmasa da diğer CHP başta olmak üzere diğer partilerden daha da demokratik bir eleme ile adaylarını belirlemeye çalışan partilerin başını çeken ve seçimler öncesi, yeniden İstanbul, parolası ile hazırlıklarına devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul gibi Ardahan'ı da almaya kararlı olduğunu görmekteyiz. Daha önceki seçimler ardından bir gazeteci meslektaşımızın seçim sonuçlarını sorduğu ve "Ama Antalya'yı kaybettiniz." diye sorduğu AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Olsun Antalya'yı kaybettik ama Ardahan'ı aldık." demesinden bu yana geçen süreçte iktidarından beklenen yatırımları alamayan bir yerel anlayış ve CHP ile son 5 yılda daha da geriye giden Ardahan'ı İstanbul kadar hedefine koyduğunu anlıyoruz ve bunu geçtiğimiz günlerde yapılan temayül ardından bu kez de telefonla yaptırdığı anketle ortaya koyan AK Parti aralarında istifa etmeden belediye başkanı aday adayı olan il başkanının da içinde olduğu 13 aday adayının 7'sini kenara koyarak başta CHP'ye giden ve son seçimde CHP'yi 20 yıl sonra da olsa Ardahan merkezde kazandıran oyların büyük bölümü olmak üzere her yakadan rahat oy alacağı düşünülen Hür Özgür Yılmaz'ın da içinde olduğu 6 ismi 3'e düşürmek ve bu 3 kişinin ismini son kararı verecek olan Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sunmaya hazırlanıyor. Evet, iktidarın nimetlerine muhtaç olan bir kent olan Ardahan'ın geleceğini olduğu gibi İstanbul gibi büyük metropolleri geri almak isteyen AK Parti için çok önemli bir seçim olan Mart 2024 seçimlerinde ülkenin iki ülkeye sınır olan, üç gümrük kapısı bulunan kırmızı et deposu Serhat Şehri Ardahan'ın atik, genç, başarılı, çevreciliğinin yanı sıra tüm Ardahan'ı ailesi gibi düşünen, küçük ile küçük, büyük ile büyük olan adaya ihtiyaç duyduğu bir zamanda 13'ten 6'ya düşürülen aday adayların ilk üçünün kim olacağını ben de sizin kadar merakla beklerken, temayülden sonra telefon anketinde de 6'ya düşen aday adaylarından hangisi aday olacak ve benden daha merakla sonucu bekleyen CHP, HDP ile diğer partiler gibi yeni ve vizyonlu bir isim bekleyen AK Partililer de heyecanla beklemekte. Ardahan'da olduğu gibi ilçelerde de aynı durumda olan ama aldığım bilgilerde göre Posof, Çıldır ile Köprülü'deki mevcut başkanlarla yeniden seçime gideceği ihtimali çok yüksekken özellikle gümrük kapıları olan ama ithalat İhracatta sıfır çeken posof ve çıldırda da değişime gidebileceği de konuşulan ve uçmak üzere olan yerli uçağa adı verilen Kaan Koç gibi genç bir milletvekiline sahip AK Parti'nin merkezde göstereceği adayın genç ve önemli bir kimlikle tüm il için dinamo olacağını benden senden daha iyi biliyor diye düşünen gazeteci yetmez kamuoyunda hatırı olan seçmenlerden biri olarak tek dileğim, kazanan ve ilk üç içinde seçilecek olan aday ile Ardahan birinci olsun. Haydi bakalım hayırlısı.